Herkese merhaba. Elmalı tereyağlı yumuşacık kekimizi hazırlamaya başlayalım. Hızlıca malzemeleri sayıyorum. 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı yoğurt, 2 tane yumurta, 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı (yaklaşık 100 gram), 3 buçuk su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, yarım çay kaşığı karbonat, 3 tane de orta boy elma kullanacağız karıştırma kabıma 2 adet yumurta kırdım üzerine bir su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum şeker eriyip yumurtalarım köpürene kadar 1-2 dakika karıştırıyorum üzerine önceden erittiğim tereyağını ilave edip tereyağı ile de biraz karıştırmaya devam edeceğim 10-15 saniye karıştıralım Yoğurdumu da ilave edeceğim. Yoğurt ve yumurtalar oda sıcaklığında olmalı. Bardak ölçüm ise her zamanki gibi 200 mililitre. Yoğurdumu da iyice karıştırdım. Artık unumuzu ilave edebiliriz. Birer bardak birer bardak döküp karıştıracağım. Toplam 3,5 su bardağı un kullanacağım. Her bardak ilavemde hamurumu karıştırıyorum. Üçüncü bardak unumu ilave ederken bir paket kabartma tozu yarım çay kaşığı da karbonat ilave ediyorum. Karbonat kekimizin daha fazla kabarmasını sağlayacak. Son yarım bardak unumu da ilave edip biraz daha karıştıracağım. Çok fazla değil. Şöyle biraz karıştırıp bekleteceğim hamurumu. 3 tane elmamı soyuyorum. Dörde bölüp orta kısımlarını temizliyorum. dört parçasını böyle minik minik parçalara ayıracağım kekimin içinde kullanmak için onları böyle minik minik parçalara bölüyorum diğer sekiz parçayı kekimin üzerinde kullanacağım onları da böyle bıçak yardımıyla küçük kesikler atın çok derin kesikler olmasın bütün elmalarımı bu şekilde hazırlıyorum Küçük küçük doğradığım elmaları beklettim hamura ilave ediyorum. Şimdi iyice karıştıracağım. Çırpıcıyı bıraktım kolaylık olsun diye spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. İyice karıştırıp kek hamurumuzu hazır hale getirelim. 26 santim çapında kelepçeli bir kalıp kullanacağım. Kalıbın her yerini yağlıyorum altına ve kenarlarına yağlı kağıt yapıştıracağım. Bu şekilde kekimiz kalıptan daha rahat çıkacak. Kek hamurumu kalıbıma döküyorum. Hamurun kıvamını bu şekilde daha rahat görebilirsiniz. Spatula yardımıyla da her yere eşit bir şekilde dağıtıyorum. Üzerini de böyle mümkün olduğunca düzeltelim. Son olarak kalıbı da şöyle bir sirkeleyip eşitliyorum. Dilimleyip ayırdığımız elmalarımızı kekimizin üzerine dizelim. Çok bastırmayalım. Bırakmamız yeterli kekimiz kabarınca kendiliğinden elmalarımız kekim, kekimize yapışacaktır. 180 derece önceden ısıttığımız fırında ilk yarım saat kapağını açmayacak şekilde 45 dakika kekimizi pişirelim. İçi dışı bol elmalı kekimiz pişti. Dilimleyip içinde göstereceğim size. İlk sıcağını atınca kalıptan çıkartalım. İsteğe bağlı olarak tarçın ve pudra şekeri serpiştirebilirsiniz üzerine. Bu ve bundan sonraki tariflerimizi izleyebilmek için. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Pasta kadar yumuşak olan kekimizin içini görelim. Muhteşem bir kıvamı ve lezzeti var. Mutlaka deneyin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.